gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan kahraman ordumuz başta olmak üzere Milli Savunma Bakanlığımız tüm birlik ve kurumları ile ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için kendine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için büyük bir şevk ve gayretle çalışmalarına devam etmektedir. Son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerin icra edildiği bu dönemde kahraman ordumuz tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesine devam etmektedir. Küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri olarak en kapsamlı ve en yoğun mücadeleyi verdiğimiz hassas bir dönemden geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelen etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemiz tüm bu gelişmeleri yakından takip etmekte, köklü tarihi, dinamik nüfusu ve güçlü ordusuyla bu yeni dönemin şartlarına kendini hazırlamaktadır. Kararlı yürüyüşü ve yükselişine devam eden ülkemiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde söz dinleyen değil sözü dinlenen, sözü güçlü, gücü tesirli, oyun kuran, oyun kuramasa bile oyun bozan, tarihini ve kültürünü paylaştığı bölgelerle dostluk ilişkilerini geliştiren, tarihsel birikimiyle, kültür zenginlikleriyle, demokrasisiyle, insan sevgisinden ve sosyal adaletten kaynaklanmış çağdaşlığıyla, her daim mazlumun yanında, zalimin karşısında dünya siyasetine yön veren bir dünya devleti olma yönünde yoluna güçlü adımlarla devam etmektedir. Bu kapsamda son 20 yılda AK Parti iktidarları döneminde savunma sanayimiz nitelik ve nicelik açısından gelişimiyle az zamanda çok yol almış, sınırlarımız dahilinde ve ötesinde ordumuza çok büyük katkı sağlayan silahlı ve silahsız sistemler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterlerinde dahil olmuştur. Şanlı ordumuz terör örgütlerinin tepesine yerli ve milli silahlarımızla çökmektedir. Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı başta MK ve Asfalt olmak üzere son 20 yılda savunma sanayinde faaliyet gösteren firmalarımızın ve genç mühendislerimizin başarıları sayesinde bu alandaki yerlik oranımızı %20'lerden %80'lere çıkarmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri az milletimizden aldığı destek de sadece ülkemiz için değil, bölge ülkeleri ve tüm insanlık için ciddi tehdit oluşturan başta FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütleri olmak üzere ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek, hudutlarımızın ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için 2018'de Irak'ın kuzeyinde başlattığımız kararlılık harekatı ve devamı olan pençe operasyonları ile 2016 yılında Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı ile devam eden Suriye'nin Sayın Özen lütfen tamamlayın. Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarımız sonucunda bölücü terör örgütü ağır kayıplar verilmiştir. Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün güçlenmekte ve devletimize güç katmaya devam etmektedir. Bu görev ve yükümlülüklerini gerek tek başına gerekse mensubu olduğu uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla bölgesel işbirliği süreçlerinde öncülük, zor şartlar altında bulunanlara insani yardım, barışı koruma operasyonlarına katılım gibi geniş bir yelpazede barışçıl, ilkeli ve etkin bir güvenlik politikası izlemek suretiyle yerine getirmektedir. Bu görevlerin Bosna Hersek'te, Kosova'da, Somali, Katar, Azerbaycan, Suriye, Irak ve Libya'da ve daha birçok ülkede ve uluslararası konuda başarıyla yerine getirildiği ve getirilmeye devam edildiği görülmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,
Milli Savunma Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesinin ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor. Genel